Muhterem izleyenlerimiz, Manisa'mızın dünyaya açılan penceresinden Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Sahur vaktinde yine bizleri ekranlarınızda misafir ediyorsunuz. Hamdolsun değerli bir konuğum var. Manisa Hatunye Camii İmam ve Hatibi Hayrettin Çoban hocamızla birlikte olacağız. Efendim, sahur vaktinde tabii Ramazan'la ilgili bir sohbet olacak yine. Sahur vaktinde teravih namazının faziletinden, efendim, müminlere neler kazandırdığından, malum Ramazan ayında sadece gelen bir namaz. Ramazan dışında yok. Yani bir Ramazan bereketi teravih namazı. Onun için sünnet bir namaz. Sevgili hocamız bakalım onunla ilgili bize neler konuşacak, anlatacak. Ben şimdi önce kendisinden bir aşı şerif dinlemek istiyoruz. Hayrettin Çoban hocamızla sizleri baş başa bırakayım. Allah kelamıyla söze başlamış olalım. Buyur sevgili hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aqimus salata ve atuz zekata. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الفاتحة Allah kabul etsin. Bakara suresi 110, 111 ve 112. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Siz namazı kılın, zekatı verin. Onların yaptıklarına karşılık Allah'a sığınmaya devam edin. Hayattayken kendiniz için yaptığınız her hayırlı işin karşılığını Allah'ın huzuruna vardığınızda mutlaka bulacaksınız. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Yahudi ve Hristiyanlar
Her biri kendilerinden başka kimsenin cennete giremeyeceğini iddia etmektedir. Bu onların kendi kuruntularıdır. Ey peygamber, sen onlara de ki, eğer bu iddianızda samimiyseniz, haydi delilinizi getirin de görelim. Hayır, durum hiç de öyle değil. Asıl cennete girecek olanlar, kalbi iyi niyet ve güzelliklerle dolu olan ve bütün benliği ile kendini Allah'a teslim edenlerdir ki, onlar işlediklerinin karşılığını Allah'ın huzuruna vardıklarında tam olarak bulacaklardır. Böyle kimseler için korku da yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Efendim, apaçık indirilen ayetlerde Cenab-ı Hak Müslümanları hazmedemeyen Müslümanların hareketlerini görüp de onlar aleyhinde konuşanları nasıl eleştiriyor ve onların söylediklerinin tutarsız olduğunu ve gerçekten Müslümanların mükafatı Cenab-ı Hak katında hak ettiklerini yine ayetlerdeki açıklık gibi net bir şekilde beyan ediyor Yüce Mevlamız. Daha doğrusu bizleri müjdeliyor. Efendim, şimdi Ramazan'a eriştik, hamdolsun Allah'a. Rabbimiz yine bu yılda bir defa 11 ayın sultanı olarak gelen Ramazan-ı Şerif'le bizleri kavuşturdu. Geçen sene aramızda olanların bazıları bu sene yok. Birbirimizin kıymetini bilelim. Birbirimizi sevelim, birbirimize sarılalım. Efendim, birbirimizin hakkına, hukukuna riayet edelim. Yine işte malum yasaklar pandeminin zirveye doğru tırmanışı yüzünden devletimiz bir takım önlemler aldı. Yine yasaklar geldi. O eski kıldığımız 2 yıl öncesine kadar coşkuyla camilerimizi doldurup ilahilerle 4 rekatta bir, 2 rekatta bir selam vererek kıldığımız o teravihleri özler olduk. Bakalım sevgili hocamız, Hayrettin hocamız bu hususta yıllardır imamlık görevini başarıyla sürdüren ve gerçekten sevilen bir görevli, din görevlimiz. Bakalım bu hususta neler buyuracak, onu dinlemek istiyorum. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şeref verdiniz bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in sahur gecesinde imsak vaktinden önce izleyenlerimize teravih ile ilgili, efendim oruçlarımızdan sonraki bu güzel namazla, sünnet namazla ilgili neler söyleyeceksiniz, sizi dinliyoruz. Buyurun. Öncelikle gelişiyle gönül dünyamızı aydınlatan rahmet ve bereket mevsimi elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'i bizlerle buluşturan Yüce Rabbimize hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ekranları başında sahurlarını yapmak üzere bir oruç hazırlığı içerisinde olan sevgili seyircilerimize de hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi sevgiyle, muhabbetle bugünleri idrak etmek, yaşamak lazım. Tabii ben meslek hayatımın 36. yılı içerisindeyim. Maşallah. 36 yıldır Rabbim bizi burada istihdam etti. Bunun büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Sahip olduğumuz insan olmamız hasebiyle sahip olduğumuz nimetler aynı olmadığı gibi hiç kimsenin imtihanı da diğerine benzemez. Bu itibarla seyircilerimizden şunu paylaşmak istiyorum. Yaptığınız iş size emanettir. Doğru. Yani her ne kadar cüz'i irademizle bazen seçme kabiliyetine sahip isek de külli iradeyle yine bizi yönlendiren, bize o cüz'i iradenin kullanmamızı bize
O imkanı veren de Allah'tır. Hı hı. Dolayısıyla kendi irademizle bazı şeyleri talep etsek de esas iradenin sahibi Allah'tır. Onun için dünya hayatında bize verilen her iş bize emanettir. İşte eşimiz emanettir, çocuklarımız emanettir, işimiz bize emanettir. Hangi makam, hangi mevkide olursak olalım, hangi işi yaparsak yapalım, o iş bize emanettir. Onu dürüst yapmak, o işin hakkını vermek, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi, emanetleri ehline verin. Evet. Ehline vereceğiz ama ehli de onu gerektiği gibi yapacak. Dolayısıyla karınca kaderince Rabbimin bana bahşettiği istidat ölçüsünde mesleğimi severek yaptığımı söylemek isterim. Elbette ki bizim mesleğimizde her meslekte olduğu gibi duayenler vardır. Büyükler vardır. Eli öpülesi, yüz akı meslek erbapları vardır. Bunlara bizim yetişmemiz asla mümkün değil. Ama en azından bu yolda olmak, bu gayret içerisinde olmak da Rabbimizin hoşuna gidecektir diye ümit ediyorum. Evet. Bu itibarla mesleğimle gurur duydum her zaman. Her mesleğin halk içinde bir karşılığı vardır. O meslek erbabından beklenilen, evet, görülmesi gereken yerin ne olduğu hususunda bir beklenti vardır. Bunu mümkün mertebe gözümden kaçırmamaya çalıştım. İfade buyurduğunuz gibi çok coşkulu Ramazanlar gördük. Teravih coşkuları yaşadık. Güzel sesli sizin gibi Mevlüt'an abilerimizin, hocalarımızın teravihlere renk katmasıyla cemaatimizi şenlendirdik. Camileri şenlendirdik. Ama gel gör ki bu son geçen yıl Ramazan'da camiler açık değildi. Teravih coşkusunu yaşayamadık. Ramazan sevincini camilerimizde, cemaatimizde idrak edemedik. Bu bir imtihandır. Bundan şikayetçi değiliz. Allah'tan gelen hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Amentü'de ifadesini bulan bu cümle bizim için bir mihenk taşıdır. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayır ve şer adına Allah'tan ne gelirse kul ona razı olur. Eyvallah. Onun imtihan olduğunu bilir. Eyvallah deriz. Bu da bir imtihandı. Evet. Ama ağır bir imtihan. Evet. Ben 16 Mart geçen yıl, 16 Mart 2020 hiç unutmam o günü. Televizyonda öğle vakitleriydi. Diyanet İşleri Başkanımız camide cemaatle namazın geçici bir süre kılınmayacağını, ara verildiğini ekrandan bütün milletimize duyurunca biz de ikindi namazında cemaatimizle vedalaştık. O günü asla unutmam mümkün değildir. Meslek hayatımın en buruk anlarından bir tanesiydi. Cemaatimize şunu demiştim. Birçoğunuzun haberi oldu. Bu vakitten sonra geçici bir süre, ne kadar bir süre bilemiyorum o gün. Ama sizinle ayrı kalacağız. Namazlarınızı evde kılacaksınız. Cami ve cemaat birlikteliğimiz olamayacak. Ama şunu unutmayın dedim. Gönlünüz camide olsun. Evet. Evde namaz kılarken kendinizi camide gibi hissedin. Evet. Allah o cami sevabını verecektir. Camide olmayışımızın üzüntüsünü idrak edersek secdeye akan, seccadeye akan gözyaşlarımızda dualarımız olsun demiştim. Ve ondan sonra yaklaşık 2,5 aya yakın biz camide ezanı okuduk, namazı kendimiz kıldık. Bazen kılamadık üzüntüden. Yatsı ezanı okuduktan sonra camideki o halet-i ruhiyemi anlatmam mümkün değil. Bomboş bir cami. Evet. Devasa bir kubbe, altında yalnız siz varsınız. Çünkü ilk defa yaşıyoruz. İlk defa yaşıyoruz. Evet. Çok çok kere ağlayarak namaz kıldığımı hatırlarım. Rabbim bizleri birlikten, beraberlikten, amin, cami coşkusundan, teravih coşkusundan mahrum bırakmasın diye dua edelim inşallah. Rabbim sağlık sıhhat versin. Bugünlerin
geçmesini, bu koronavirüs salgınından bir an önce aziz milletimizi, amin, insanlık alemini kurtarsın. Amin. Yeniden teravihlerle camilerimizi inşallah yine İnşallah. Coşkulu halleriyle görelim Hüseyin abi. Değerli hocam, ben söyleriz hep zaman zaman, evet, bir şeyin yokluğunu görmeden insan kıymetini tam varlığın idrak edemiyor. Varlığının kıymetini tam idrak edemiyor. Ancak kaybettiği zaman, ona mahrum yaşamak zorunda kaldığı zaman o zaman anlıyor. Hürriyet gibi. Hürriyetinizi kaybettiğiniz zaman, evet, hürriyetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, istiklalin ne büyük bir nimet olduğunu o zaman anlarsınız. Bunlar çok hayatımız içerisinde çok şahit olduk. Efendim, birçok hatıralar var. Ama zaman kısa, ben daha ziyade sizi dinlemesini istiyorum izleyenlerimizin. O bakımdan şey yapmak istemem. Biraz önce de dileklerimde söylemiştim. Birbirimizi sevelim diye. Evet. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize selam verelim. Birbirimizi kardeş bilelim. Yani o zaman insan birbirinin kıymetini biliyor. Aksi halde mahrum kaldığınız zaman, bunun yokluğunu yaşadığınız zaman ne büyük değer olduğunu, teravih de kılamadığınız zaman, biraz önce, evet, siz konuyu açtığınız zaman 16 Mart mı demiştiniz? Evet. 16 Mart tarihinde böyle böyle yaşadığım, hiç unutmuyorum derken, gözlerinizin birden kan çanağına döndüğünü gördüm. Yani o anı yaşadınız. Bu çok önemli bir şey. Onun için teravihlerin kıymetini bilelim. Yani camiye gidemiyoruz ama evlerimizde kılalım. Yok, evet, zararı. Eşimizle, çocuğumuzla 3 kişi, 4 kişi cemaat olalım. Çünkü ev hapsindeyiz akşamları. Yani, en azından o arzumuzun devam ettiğini Rabbimiz yani arz ederiz. Belki Cenab-ı Hak bize binlerce, evet, on binlerce cemaatin arasında bir teravih namazına iştirak etmişiz gibi muhakkak imam olana o sevabı, cemaate o sevabı verir. Ha, imam olamayan arkadaşlarımız da münferit olarak kılarlar. Çünkü daha sonradan cemaat olunması, imam nezaretinde imama uyarak kılınması daha sonradan, evet, sevgili Peygamberimiz zamanında gelen bir şey, ibadet bu malum. Ramazan ibadeti. Ramazan dışında kılınmıyor. İnsanı özlüyor o bakımdan. Evet. Hasretini çekiyorsunuz. Ramazan gelse de teravihlere koştura koştura gitsek, teravihlerden sonra yaz günleri hasırlarda, kilimlerde oturup çayları içsek falan, sohbetler. Birbirini göremeyen arkadaşlar birbirlerini görüyorlar bu münasebetle. Oo, sen de mi buradasın? Hoş gel. Ramazan'ın mübarek olsun falan. Bunlar çok güzel şeyler. Bizim kültürümüzde, geçmişimizde, hayatımız geçmiş hayatımızda var olan şeyler gerçekten çok güzel. Hanımlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Yani oruç tutsun tutmasın. Seferi olan vardır. Efendim, mazereti olanlar vardır. Mazereti olan, hasta olan var, tutamıyordur. İlaç kullanmak zorundadır ama teravih kılıyor. Evet. Çünkü onlara da teravih kılmak caiz olduğu için onlar da o zevki yaşamak için camiye koşuyorlar. Şimdi herkes mahrum ama hiç olmazsa evlerimizde kılalım. Ben onu söylemek istiyorum. Hocam ihmal etmeyelim, evet, değil mi? Teravih muhakkak, namazlarını. Muhakkak. Hani 20 rekat kılmak eğer şey gelirse. Gücü yettiğince kılsın. 8, evet, kılar, 10 kılar, 16 kılar, 20 kılar. Sizin, ama evet, teravih yani, coşkusu ve yani, havası evimizde arada belli olsun. Salavat-ı şerifelerle, evet, onun duasıyla falan. Yani tabii ki şeyden önce Müftü Efendi, il müftümüz, değerli hocamız Mustafa Soykök hocam da bunu belirtmişti geçen de konuşmasında. Mutlaka yatsıdan sonra ama salat-ı vitirden önce, evet, kılınacağını hatırlatmıştı. Evlerde kılınacağı için o disiplinin devam etmesi bakımından kendisine buradan hem selamlarımızı hem şükranlarımızı ifade ediyorum. Güzel bir konuşmaydı. Dinledim ekranda. Efendim, bunlara dikkat etmemiz lazım. Özetle ve hocam, ben diyorum ki dinimize sahip çıkmalıyız. Kur'an'ımıza sahip çıkmalıyız. İbadetlerimize sahip çıkmalıyız ve devamlılığını, makbul olan değil mi? Evet. Devamlılığını sağlamalıyız diyorum. Siz bu konuda ne dersiniz? Ondan sonra ilahi yeryüzünde okuyalım hocam. Yani ümmet-i Muhammed'i farklı kılan Kur'an ve Hazreti Peygamber'in, evet, gösterdiği çizgidir. Onun sünnetidir. Evet. Bizi de ümmet içerisinde Hüseyin abicim farklı kılan sahip olduğumuz değerlerdir. Nedir o? İşte milli ve manevi kıymetlerimiz. Evet.
devlet anlayışımız, millet mefkuremiz değil mi? Evet, aynen öyle. Sancağı bayrağı olan tutkumuz. Evet. Mehmet Akif'in, merhumun ifadesindeki bütün değerler bu milletin gönlündeki vatan aşkını, inanca olan bağlılığını ortaya koyuyor. Buna tek tek söylemeye gerek yok. Anadolu'da, bunlara sahip çıkacağız. Anadolu'muzda, Türkiye'mizde yaşanan Müslümanlığın, İslam'ın sevgili peygamberimizin sünnetine ve Kur'an'a mutabık şekilde yaşarken kültürümüzle beraber, geleneklerimizle beraber onları bir kaybetmeden. Bir milleti ayakta tutan, bir milleti millet yapan değerler var. Eyvallah. Dili, kültürü, evet, milliyeti, ailesi, aile yapısı. Öyle devam etmesi lazım. Bunlara sahip çıkarsak bu milleti, bu devleti hiç kimse sarsamaz. Evet Allah. Yani yok edemez kelimesini kullanmak istemiyorum. Evet evet. Yıpratamaz bile. Yıpratamaz. Ama bunlara sahip çıkacağız. Bu da nasıl olacak? Sevgiyle. Evet. Muhabbetle. Güzel. Yunus'un dediği gibi severim ben seni. Okuyalım hocam. Candan içeri. Okuyalım hadi. Samimi olacağız. Tamam, okuyalım, okuyalım. Hem Rabbimize karşı hem de Yunus'umuzu analım. Mesuliyetimiz, sorumluluğumuz altında bulunanlara karşı sevgimiz daim olacak. Evet. Doğru. Vaktimiz daraldı zaten. İlahiyle şey yaparız, devam edelim. Severim ben seni candan içeri. Severim ben seni candan içeri. Yolum vardır bu erkandan içeri. Yolum vardır bu erkandan içeri. Beni an tarikan yoldur varana. Şeriat tarikat yoldur varana. Hakikat marifet andan içeru. Hakikat marifet candan içeru. Beni bende demen bende değilim. Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende benden içeru. Bir ben vardır bende benden içeru. Yunus'un sözleri hundur ateştir. Yunus'un sözleri hundur ateştir. Kapında kul var sultandan içeru. Kapında kul var sultandan içeru. Evet sevgili hocam. Eyvallah. Bir renk oldu. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Kısa da olsa bir dua ile sahur vaktinde şu anda oruca niyetlenen kardeşlerimizin hem niyetlerine bir ışık tutmuş olalım hem de efendim bir hamdimizi şükrümüzü yerine getirelim. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, ancak sana ibadet ediyor, ancak senden yardım diliyoruz, bizleri kulluğuna kabul eyle. Amin. Manevi atmosferi içerisinde bulunduğumuz, gelişiyle gönül dünyamızı aydınlatan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını hakkıyla idrak etmeyi, hakkıyla ihya etmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ramazan ayının feyziyle, bereketiyle ya Rabbi bedenlerimize sağlık, sıhhat, afiyet lütfeyle. Amin. Ya Rabbi kazançlarımızı helalinden ve bereketli eyle. Amin.
Ya Rabbi göz nuru, gönül sururu bahşettiğin evlatlarımızı anneye, babaya, devlete, millete, vatana hayırlı, salih evlatlardan eyle. Amin. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde bin aydan hayırlı buyurduğun Kadir Gecesi'ne ulaşmayı, Kadir Gecesi'nin bereketiyle bayrama kavuşmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı muhafaza eyle. Amin. Her türlü afetlerden, musibetlerden, tehlikelerden, salgın hastalıklardan ya Rabbi sen koru muhafaza eyle. Dünya imtihanımızı kolay kıl. Amin. Ya Rabbi bizleri kendine kul, Habibine ümmet eyle. Amin. Son nefeslerimize gelince buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek ya Rabbi imanla, Kur'an'la huzuruna varırken vefalı bir dost gibi varmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şu sahurun bereketiyle evlerimizi bereketlendir. Bedenlerimizi sağlıklı, sıhhatli kıl. Amin. Ya Rabbi ülkemizi, memleketimizi, devletimizi, vatanımızı muhafaza eyle. Amin. Ramazanın feyziyle, bereketiyle cümlemizi nurlandır. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defi için, Allah rızası için El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.